Herkese iyi akşamlar. 6 Mayıs 2020 haftanın ortası, çarşamba günündeyiz. İstanbul'da sesimin yettiği herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ağrı dosyası biliyorsunuz bugünkü formatımız ve boyun ağrılarını dün başlamıştık. Bugün boyun ağrıları üstüne devam edeceğiz. Bugünkü programda, bugünkü yayında daha çok interaktif olmasını temenni ediyorum ve daha çok sizlere söz vermek istiyorum. Gün içerisinde hem dünden kalan hem bugün de gelen yayına katılma istekleri doğrultusunda ön görüşme yaptığımız sevgili dostlarımızdan bazılarını inşallah yayına alacağım ilerleyen dakikalarda. Ama öncelikle gene birkaç duyuruyla başlamak istiyorum. En önemlisi gün içerisinde belirttiğim ve eminim pek çoğunuzun merakla beklediği İstanbul Nörocerrahi Ağrı Merkezi'nin duyurusu. Onu en sona saklıyorum izniniz olursa. Lütfen takipte kalın. Şimdi birincisi genel günümüzdeki şu anki durumla alakalı bir duyuru ve bir ricada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz sanırım 11 Mart'tı Türkiye'de ilk korona vakasının ortaya çıktığı. Sonrasında hepimiz bir panik halde ve bir takım tedbirlere uymaya çalıştık. Halen bir grubumuz bunu uymaya devam ediyor. Fakat rakamlardaki bir takım iyileşmelerden sonra tedbirlerdeki bir takım hafiflemeleri göz önüne alarak özellikle bugün ana haberde gördüğüm bir takım tablolar gerçekten beni çok tedirgin etti. Sizleri de tedirgin etmesi gerekiyor. Biz bu beladan, korona belasından, Covid belasından şu an daha kurtulmadık arkadaşlar. Sanki her şey bitmiş gibi lütfen eski hayatımıza dönme. Evet, hepimiz sıkıldık, hepimiz bunaldık, hepimiz bir an önce eski güzel günleri, restorana gidip oturmayı, sahilde ciğerimize güzel havanın nefesini çeke çeke yürümeyi istiyoruz. Ama hepsinin zamanı gelecek. Şu anda atacağımız bir takım yanlış adımlar sadece bu yazı değil, önümüzdeki ayları değil, önümüzdeki senelere bize mal olabilir. Dolayısıyla lütfen tedbiri elden bırakmayalım, sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım, sterilizasyon koşullarına dikkat edelim. Özellikle İstiklal Caddesi'ndeki bir takım görüntüler bugün yani beni hayretler içerisine düşürdü. Yakında alışveriş merkezleri açılacak biliyorsunuz. Evet, bir ihtiyaç, kuaförler açılacak ama buraların açılmasıyla birlikte ciddi başka sorunlar ortaya çıkabilir. Lütfen çok dikkat edelim. İkinci duyurumuz gene YouTube'la ilgili olsun. Kaçırdığınız yayınlar ve benim bilgilendirici videolarım ve çıktığım program yayınlarının hepsi YouTube kanalımda ulaşabilirsiniz. Kaçırdım diye üzülmeyin. YouTube kanalıma abone olun ve bütün bu yayınları ve özellikle yeni dönemde yapacağımız son derece aktif sıra dışı yayınları ilk siz izleme hakkını elde edin. Instagram'daki adreste olduğu gibi op.dr Kerem Bıkmaz olarak YouTube'a yazarsanız YouTube kanalıma abone ol butonuna tıkladığınızda abone olma şansınız var. Her gün uyarmama rağmen, gerek sosyal medyada gerek bu yayınlarda rica etmeme rağmen sadece bugün 40'a yakın, inanın 40'a yakın adıma açılan veya da işte bir takım fotoğraflarımla millete giden mesajlarla ilgili bilgilendirici yazılar bana gönderiliyor. Çok rica ediyorum, bunları bana göndermeyin. Bunları direkt olarak şikayet edin. Defalardır söylüyorum, benim tek aktif sayfam burasıdır ve YouTube sayfamdır. Bunun dışındaki hiçbir sayfa bana ait değildir. Cuma cumartesileri hiçbir acı kalıcı değil konseptimiz son sürat devam ediyor. Bu haftaki konsepti belirledim. Bence çok etkili bir konsept. Herkesin hikayesi, yani bu konuyla alakalı iyi ya da kötü bir takım hikayesi olduğuna inandığım bir konsept var. Bununla ilgili henüz daha tam hazırlıklara başlamadım ama çok keyifli, en az ilk 2 haftaki kadar keyif alacağınız, belki onlardan daha çok keyif alacağınız bir program bu Cuma günü saat 11'de sizi bekliyor.
Gene şiir ve nostalji eşliğinde yeni bir konuyu masaya yatıracağız. Sizinlerle birlikte konuşacağız. Belki sürpriz konuklarımız olacak. Bu haftaki konumuz dostluk ve vefa. Dostluk ve vefa ya da dostluk ve vefasızlık. Artık kimler hangi dostundan vefa gördü, kimler vefasızlık gördü, kimler iyilik gördü, kimler hançerlendi. Bunları masaya yatıracağız. İnşallah Cuma günü konuşacağız. Dünkü yayına medeni cesaret gösterip katılan tüm konuklarımı, keza bugün katılanları, katılacakları ve daha önce katılanları ve bundan sonra katılacak herkesi bir kere huzurlarınızı alkışlıyorum. Çünkü önemli bir konudur. Toplumun önüne çıkıp bu şekilde kendine ait bir sorunu ifade edebilmek herkesin yapabileceği bir iştir, medeni cesarettir. Ama tedavilerine atılan da ilk adımdır. Ve bu adımla birlikte dün ücretsiz muayene hakkı ve detaylı değerlendirme hakkı kazanan talihlimiz Şahinaz Kırdar oldu. Daha önceki 3 talihlimizin yanına Şahinaz Hanım'ı da ekledik. Bakalım bugünkü talihlimiz kim olacak? Onu da inşallah önümüzdeki haftaki program esnasında duyuracağım. Bütün bu arkadaşlarımızı, tüm bu takipçilerimizi Haziran ayı içerisinde kliniğimizin açılmasıyla birlikte özel bir günde muayeneye alacağız ve bunları da sizlerle paylaşacağız tabii ki. Evet, bugün girişte söylediğim gibi boyun ağrıları ve boyun fıtığına devam ediyoruz. Sizlerin katılımıyla daha interaktif bir program olacak. Ama öncelikle gün içinde duyurduğum ve benim için çok önemli ve değerli olan, sizlerin de ilgi göstereceğine inandığım bir duyurum var. İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Merkezi'nin duyurusu. Yarından itibaren farklı platformlarda bunun duyurularını zaten çıkacağız. Ama ilk defa burada sizlerle, şu an canlı yayını dinleyen sizlerle paylaşıyorum. Ve direkt okumayı tercih ediyorum. Lütfen kulağınız burada olsun. Sevgili dostlar, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk korona vakasının tespitinden sonra alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart'ta kliniğimizi kapattık. Acil vakalar dışında sizler gibi evde kal sloganının bir parçası olmaya tüm ekip olarak özen gösterdik. Türk halkı olarak gösterdiğimiz bu sabır, dayanışma ve beraberlik ile artık önümüzü görmeye, korona sonrası yeni bir hayata hazırlanmaya başladık. Tabii ki gerekli çıkarımları ve tedbirleri almaya devam ederek. 2 ayı aşkın evde hareketsiz geçen sürede pek çok kişinin mevcut omurga sorunlarının daha da ilerlediğini, çözümlerin ertelendiğini ve hiç sorunu olmayanlarda dahi ağrıların başladığını sizlerden gelen mesaj ve yorumlardan biliyorum. İnka Klinik 1 Haziran'da nöroşirurji, algoloji, nöroloji, fizik tedavi, diyetisyen hizmetleri ile tam kadro açılıyor. Bu sorunları çözmeye, sizlerle buluşmaya talibiz. Açılış gününe kadar alınan tüm randevularda, muayene ve tanısal işlemlerde %40, tedavide %25 indirim yapılacağının müjdesini vermek isterim. Biz buna koronaya karşı sağlık dayanışması adını verdik. Amaç, yeterince ertelenmiş sorunların çözümünü hızlandırmak. Hayatlarınızın kontrolünü tekrar elinize almanıza yardımcı olmak. Tüm muayeneler, tanı ve tedavi prosedürleri, gerekli sosyal mesafe, sterilizasyon kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Muayene araları uzatılmış ve sayı olarak sınırlandırılmıştır. Bu konudaki karşılıklı anlayış için de şimdiden teşekkür ederim. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 219 35 35 0530 915 69 68 numaraları bir daha veriyorum. Arkadaşlar ara ara yazarlar zaten. Kaçıranlar için de zaten sosyal medyada yarından itibaren bunların duyuruları yapılacaktır. 0212 219 35 35
İnka Klinik Call Center numarasıdır. 0530 915 69 68. Bu duyurunun bir özetini geçmek gerekirse, kliniğimiz 1 Haziran'da açılıyor. Sevgili dostlar, bunu dün de size duyurmuştum. Şu andan itibaren 1 Haziran tarihine kadar, yani kliniğimizin açılacağı tarihe kadar, yarın da arayabilirsiniz, 3 gün sonra, 5 gün sonra, 30 Mayıs'ta da arayabilirsiniz. Bu tarihler arasında 1 Haziran ve sonrası için, yani kliniğimizin açıldığı tarihten itibaren 2 ay sonraya da randevu alabilirsiniz. Çok fark etmez. Yurt dışındasınızdır. Programınız 2 ay sonradır. 2 ay sonra buraya gelmeyi planlıyorsunuzdur. Ya da Eylül ayında gelmeyi planlıyorsunuzdur. Önemli olan 1 Haziran tarihine kadar alacağınız tüm randevularda indirim yapılacak. Ve bu indirimler muayene ve tanısal işlemlerde. Nedir bu tanısal işlemler? MR, EMG, EEG ya da herhangi bir tanısal işlem. Bunlarda %40. Cerrahi ve cerrahi dışı tüm tedavilerde, cerrahiler de bunun içerisindedir. En maliyetli cerrahiler de bunun içerisindedir. %25 olarak tarafımızdan belirlenmiştir. Detaylı bilgi ve randevu içinde demin söylediğim numaraları arayabilirsiniz diyorum. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu dayanışmanın başkalarına da örnek olmasını açıkçası, ben İstanbul Nörocerrahi Ağrı Merkezi'nin kurucu direktörü olarak, operatör doktor Kerem Bıkmaz olarak diliyorum. Bu tür dayanışmalara her türlü, önce sağlık sektöründe olmak üzere, gerek eğitim olsun, tekstil olsun, farklı sektörlerde de benzer dayanışmaların mutlaka ardı sıra geleceği konusunda da endişe taşımıyorum. Çünkü biz böyle bir toplumuz. Bundan önce de büyük sorunları hep beraber bu ülke aştı. Bu dönemi de inşallah hep beraber aşacağız. Evet. Evet, boyun fıtıklarını anlatıyorduk biliyorsunuz. İşte dün boyun fıtıklarının klinik bulgularından bahsetmiştik. Önemli olan neydi? Boyundaki ağrı. Sadece boyun ağrısı ilk etapta belki çok önemli olmayabilirdi ama tekrarlayan boyun ağrıları, ağrıların omuza ve kola doğru gitmesi, kolda uyuşmaların olması, kolda özellikle kuvvet kaybının olması bizim için son derece önemliydi. Bu tür durumlarda, çünkü ağrının kola gitmesi bir sinir basısını düşündürüyor demiştik ve sinir basısı neticesinde de eğer ağrı önemsiz olarak atledilir, nasıl olsa gelir geçer diye düşünülürse, ilerleyen aşamalarda kol kuvvetinde kayıp söz konusu olabilir. Boyun fıtıklarının en önemli özelliklerinden bir tanesi sorunun alt tarafa da doğru şirayet edebilmesi ve dolayısıyla bacaklarda kuvvet kaybı, dengesizlik gibi, idrar tutamama gibi çok daha ciddi sorunlara maruz bırakabiliyor. Dolayısıyla bu tür problemli durumların mutlaka vakit kaybetmeden bu konunun uzmanı, bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı tarafından detaylı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştik. Peki bu tür hastalarda biz ne yapıyoruz? Bu tür hastalar bize geldiğinde biz ayrıntı olarak değerlendiriyoruz. Ayrıntı olarak bir nörolojik muayene yapıyoruz. Nörolojik muayenemizde öncelikle gelen hastayı dinliyoruz. Şikayetlerinin ne zaman başladığını, nasıl başladığını ve nasıl gittiğini, ağrının karakterini, ağrının şeklini, ağrının şiddetini, ağrının bulunduğu yeri, lokasyonu anlamaya çalışıyoruz. Sonrasında nörolojik muayenesinde kuvvet muayenesi, duyu muayenesi ve refleks muayenelerini yapıp siniri değerlendiriyoruz. Ve akabinde eğer gerekirse bunların neticesinde altında bir boyun fıtığı ya da omurga ve omuriliğe yönelik ciddi bir sorun düşünüyorsak bir görüntüleme istiyoruz. Buradaki tanı için altın standart MR'dır. Yani boyuna yönelik, omurgaya yönelik bir problemde, özellikle sinirsel bir sorunda biz tanıyı muayene sonrasında boyun MR'ıyla, servikal MR dediğimiz yöntemle koyuyoruz. Tereddütte kaldığımız durumlarda, özellikle tedavi aşamasında, elektromiyografi dediğimiz özel bir sinir iletim çalışmasıyla, ki merkezimizde Türkiye'nin en deneyimli uzmanlarından, bu konudaki
belki ilk 3 isimden bir tanesi olan sevgili Serpil Hanım bunları yapıyor. Elektromiyografi testini kullanarak mutlak tanıya gidip daha sonrasında da tedaviye geçiyoruz. İyi bir tedavi öncelikle gerçekten tanıdan emin olduğunuz noktada zaten gerçekleşiyor. O yüzden doğru tanıya gitmek bizim için son derece önemli tedavinin başarısı açısından. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavide de her zaman söylediğimiz gibi öncelikle en basit yöntemlerle tedavi etmeye, cerrahi dışı yöntemlerle mümkünse elimizdeki daha basit silahları kullanarak tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama eğer hastada çok şiddetli sinir basısı var, buna bağlı çok şiddetli kol ağrısı var, buna bağlı elinde bir şey tutamıyor, elinde kuvvet kaybı varsa tabii ki o anda karşımızdaki eğer düşman güçlü ise o zaman en güçlü silahımızı da bekletmeden direkt nedir en güçlü silahımız? Ameliyat. Ameliyatla tedavi ediyoruz. Boyun fıtıklarında cerrahi tedaviler arkadaşlar boyundan yaklaşık şu kadar ön taraftan girilen 3 santimetrelik bir kesiden girilerek yapılır. Asla tedirgin olmanızı gerektirecek ameliyatlar değildir. Tek mesafe için ortalama 1-1,5 saat sürer. Amaç sinire sıkıştıran iki omur arasındaki kıkırdakların tamamen temizlenmesi ve araya da kafes dediğimiz titanyumdan yapılmış özel bir madde koyarak omurganın hareketliliğini devam ettirmektir. Hastanede hastalar bir gün yatar, ameliyattan sonra direkt olarak kol ağrıları geçer. Mutlaka kolda şiddetli ağrısı olması lazım. Eğer hastanın sadece boyun ağrısı varsa boyun fıtığı ameliyatı olmasına gerek yoktur. Bakın çok net söylüyorum. Boyun fıtığı cerrahisi, keza bel fıtığı cerrahisi ağrılar kola doğru gidiyorsa boyunda, belde bacağa doğru gidiyorsa yapılır. Sinir basısı varsa fıtık ameliyatı yapılır. Yoksa 20-25 yaşından sonra, 30 yaşından sonra hele kim girerse girsin mutlaka 1. 2. derece bel fıtığı, boyun fıtığı vardır. Benim belimde fıtık var, boynumda fıtık var diye üzülmeyin. Yeter ki fıtıklarınız daha büyümesin, sinire baskı yapmasın ve bu bahsettiğim sorunlar ortaya çıkmasın. Ki bu sorunlar ortaya çıkarsa da doğru yapılacak cerrahilerde çok fayda görüyor hastalarımız. Evet, şimdi yavaş yavaş dostlarımızı almaya başlayalım. Dediğim gibi bugün ben daha az konuşup daha çok dinleme tarafında olmak istiyorum. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar hocam. Nasılsınız? İyi akşamlar. Göremiyoruz sizi. Hocam neye basmam gerekiyor? Ben mi yapamıyorum? Ben görüyorum. Valla özel bir şey yapmanız gerekmiyor. Bilemiyorum niye yapamadığınızı ama dün de sanırım aynı sorun olmuştu değil mi? Evet. Yani neyse sorun giderememişsiniz gibi görüyor. Şu an göremiyorum ve mecburen yayından almak durumundayım sizi. Çünkü başka bekleyen dostlarımız var. Tamam, oldu mu? Tamam, sağ olun. Teşekkür. İyi akşamlar, teşekkürler. Olmadık şimdi. Evet, hiç hız kesmeden aynen devam ediyoruz. Niyet önemli. Niyet iyi olduktan sonra hiçbir zaman problem yok. Yani bu tür teknik sorunlar ben de çok iyi bildiğim söylenemez. Bu tür internetle ilgili, sosyal medyayla ilgili bakmayın. Çok böyle kullanıyor gibi gözüküyorum ama teknik sorunları her zaman çözemeyebiliyorum. Şu an mesela benim de ekranım dondu.
Demin beni görüyor muydunuz bilmiyorum ama benim ekranım dondu. O yüzden de yayında olup olmadığımı bilemediğim için yayını sonlandırmak durumunda kaldım. Hepinizden özür dilerim. Maalesef işte oluyor böyle şeyler, teknik aksaklıklar. Evet, bakalım kimler var. Gün içinde belirlediğimiz dostlarımızdan bir tanesini bağlıyoruz. Merhaba hocam. Sizi göremiyoruz yalnız. Evet, şimdi oldu. Merhaba. Merhaba hocam. Geçmiş olsun. İsim Sağ olun. Neydi? Nereden katılıyordunuz? Mihrican hocam, İstanbul'dan. Mihrican Hanım. Evet Mihrican Hanım. Nedir? Nasıl yardımcı olalım efendim? Şikayetiniz nedir? Hocam benim 12 yıldır bel fıtığı söylendi. Bel ağrılarım var. Bacağıma vuran ağrılar vardı daha önceleri ama şu an bacağıma değil ama sürekli belim ağrıyor şu an içinde. Bel ağrısı sürekli evet. Derken yani 24 saat boyunca hep ağrınız var mı? Yoksa sabahları mı daha çok olur mesela ya da akşam mı daha çok olur? Gün ritmiyle bir farklılığı var mı? Var hocam. Akşam yattığımda sabah dinç kalkıyorum, ağrısız kalkıyorum. Fakat gün içerisinde mesela bir yemek yaparken dahi uzun yarım saati geçtikten sonra belime ağrı giriyor. Ayakta kaldığım zaman, uzun süre oturduğum zaman da öyle sürekli belime ağrı giriyor. Ve dik şöyle yatınca daha mı iyisiniz? Evet, yatınca daha mı rahat ediyorsunuz? Evet, daha rahatım ama onda da nasıl rahatım hocam? Uzun süre yine yatamıyorum. Uykudan uyandığım zaman da oluyor. Sürekli aynı pozisyonda yattığımda ayağıma yastık koymama rağmen uyanıp tekrar dönebiliyorum. Yani öyle rahat ayakta ediyorum. Ne kadar kalabilirsiniz Mihrican Hanım? Ya hocam yarım saatten sonra ağrılarım başlıyor benim de. Peki son birkaç sene içerisinde ayakta kalma süreniz belirgin şekilde azalıyor mu sizce? Evet hocam, son bir senedir özellikle de bir buçuk senedir artık ayakta kalamıyorum. Ondan önce o kadar değildi ama ondan önce de senede bir kere fizik tedaviye gidiyordum. Bir senedir fizik tedavi görmüyorum, gitmiyorum. Peki Kendime daha dikkat ediyorum. beldeki ağrılarınız kalçaya doğru gidiyor mu hiç? Evet hocam, sol ayağıma doğru gidiyor. Ayağımda uyuşmalar oluşuyor. Peki hiç size belde kayma var dediler mi? Yok hocam, fıtık, 3 tane fıtığım var denildi. Fakat ameliyat etmek için yaşınızın erken, beklemem gerektiğini söylendi. Şu an için fizikle rahatladığım için ameliyat önermemişti gittiğim doktor. Şimdi Ama bir şöyle seneyi söyleyeyim. aşkındır da gitmiyorum doktora. Bir kere yanlış anlaşılmayı düzeltme açısından söylüyorum. Bel fıtığı cerrahisinde ameliyat kararı verme noktasında bir diz protezi gibi değildir. Yani bunun yaşı yoktur. Eğer hasta 16 yaşında da olabilir, 20 yaşında da olabilir. Çok ciddi bir sinir basısı varsa, demin söylediğim gibi bu basıya bağlı bacağa ya da kola doğru çok şiddetli ağrı gidiyorsa, sinir eğer fonksiyonunu yitirmeye başladı ise, o zaman bunun yaşını bekleyemezsiniz. Çünkü o baskıya, o sinir zaten değil seneler, günler, haftalar ancak dayanır. Eğer onu yapmazsanız bu sefer felç kalırsınız. Bir kere bunu düzeltelim. Orada ya yanlış bir ifade kullandılar size ya da siz yanlış anladınız. Sizin durumunuzda bel fıtığından ziyade sizin ağrılarınız muhtemelen omurganın stabilitesiyle ilgili. Yani omurganın genel yapısıyla alakalı bir sorununuz var. Biraz kilolusunuz. Bu kilonun Evet getirdiği hocam. O kilonun getirdiği omurgaya binen yükün artmasının tetiklediği bir takım ağrılar var. Detaylı olarak değerlendirmek lazım. Öncelikle belinizde bir gizli kayma var mı? Ona bakmak lazım. Omurga kolonunuz sizi yeterli düzeyde sabit taşıyabiliyor mu? Ayakta kalamama sebeplerinizden birisi bu olabilir çünkü. Eğer böyle bir sorun yoksa biraz kilo verdirmekle, biraz belinizi güçlendirmekle, belden ağrıya sebep olan eklem içerilerine ve sinirin geçtiği kanal içerisine yapılacak girişimsel ağrı tedavileriyle, algolojik işlemlerle size çok faydamız olabilir. Dolayısıyla şu periyottan sonra inşallah en yakın zamanda görüşelim. Oldu mu efendim? Hocam fakat benim ilk bel fıtığına tutulduğumda 50 kilo idi.
Yani bundan 10 sene önce, 12 sene hatta da önce tutulduğumda 50 kiloydum ilk tutulduğumda. O zaman bacağımı hiç kaldıramıyordum tutulduğum zaman. Sol bacağımı hiç hareket dahi ettiremiyordum. Son 2 senedir bacağımı aşırı vurmuyor artık eskisi kadar. Bacağımda değil de bel ve sırt bölgeme doğru daha fazla oluyor. 2 senedir. Ama ondan Şu önce an ayağıma daha kadar çok büyük. detaylı olarak tekrar söylüyorum. Bel fıtığından ziyade omurga yapısını değerlendirmemiz lazım. Sizin hem Tamam. yaşınız, hem kilonuz, hem şikayetleriniz göz önüne alındığında mutlaka bir hareketli röntgen çekmek lazım. Yatış pozisyonunda MR'da yatarak çekiliyor biliyorsunuz. Belinizde kayma olmayabilir. Ama bizim hareketle tetiklediğimiz bir takım özel röntgenlerde belinizde gizli kaymalarınız olabilir. Böyle bir şeye daha çok benziyor çünkü şeyiniz, yakınmalarınız. Oldu mu? Tamam Görüşmek hocam. üzere. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim ilginiz için. İyi günler. Sağ olun. Evet. Güzelce kendisini ifade etti Merican Hanım. Biz de kendisini dinledik. O kadar çok istek var ki görüştüğümüz kişileri bulmaya çalışıyorum. Bu istekler arasında evet bir tanesini gördüm. Bir arkadaşımızı, bir dostumuzu bağlıyoruz. Merhaba. Merhaba hocam, bir saniye kamerayı çevirmeye çalışıyorum Tamam ama oldu. beceremedim. Şu an şu anda oldu. Biraz da uzaklaştırırsanız sizi tam görebiliriz. Evet. Ben göremiyorum ama siz beni görebiliyor musunuz? Evet, biz sizi görüyoruz şu anda. Biraz flu da olsa siz göremiyor musunuz? Şimdi görüyorum sizi. Tamam, güzel. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizi tanıyalım hemen. Teşekkür ederim. Ben Hümeyra Yaşar. 19 Mart'ta eşim Servet Yaşar'ı fıtık patlamış fıtıktan ameliyat etmiştiniz. Aa evet, Servet Bey. Evet, onun eşiyim. Nasıl? İyi mi? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, gayet iyi, ağrılarımızdan kurtulduk. Çok daha iyi, normal hayatımıza da çok kısa zamanda geri döndük. O zaman önce hemen Çok teşekkür şunu sorayım ben size. Çünkü tam ederim. Tabii. anlattığımız konuların üstüne bağlandınız. Çok isabet oldu. Eşiniz ameliyata aldığımızda neredeydi özellikle ağrısı? Neresinde ağrı vardı da biz eşinizi ameliyat ettik? Belinden bacağına vuran çok ciddi bir ağrıları vardı. Hatta en son size gelmeden önce ciddi bir şekilde bel tutulması olmuştu ve ayakların yani sol ayağın üzerine basamıyordu. Biz MR'ımızı çektirip size geldiğimizde fıtığımızın patlamış olduğunu söylediniz ve hemen acil olarak ameliyatı almamız gerektiğini söylediniz. Biz size cumartesi günü geldik. Perşembe günü eşim ameliyatı aldınız. Ve biz ameliyat 12'de çıktık. Saat 5'ti. Benim eşim ayağa kalkmış ve ağrılarından kurtulmuş bir şekilde ayağa kalktı. Ayağındaki ağrıları geçti. Belindeki ağrıları geçti. Şu anda tabii ki hafif hafif ağrıları var ama ameliyata bağlı olarak ağrılar olduğunu düşünüyoruz. Yani Belde şu değil anda mi? çok... Şu anki Evet, ağrılar belde. belinde. Evet, belinde. Ama o da çalıştığı için yorgunluktan alıyor muhtemelen. O daha ziyade artık yani bel fıtık ağrısından ziyade adale ağrıları. Yani o bölgedeki tabii ki maalesef şu mücbir sebepten dolayı kontrollerimizi de tam yapamadık. Evet. İnşallah biz belini onun güçlendireceğiz. Sevgili Servet Bey'in belini güçlendirelim. İyi bir Biz fizik. Kemal Bey'le görüştük. Kemal Evet. Bey'in verdiği hareketleri yapıyoruz. Biz evde bir küçük artık fizyoterapi yapıyoruz evde. Onlar da biraz rahatlattı. Kemal Bey'le de görüşme halindeyiz. İnşallah bu olaylardan sonra da size tekrar kontrole gelmek çok istiyoruz. Tamam, harika. Evet, gelelim size. Evet. Sizinki şey mi oldu? Hocam. Körle yatan şaşı kalkar misali mi oldu? Sizde de mi Evet, var benzer biraz sorunlar? daha. Benim eşimden de önce ağrılarım vardı. Evet. Benim belimden kaburga kemiklerime vuran bir ağrım var. İlk başladığı dönem ben resmen uyuyup uyandığım zaman belimin etrafında olup kaburga kemiklerimi ve iki büklüm kalkıyorum. Sanki kaburga kemiklerim tutulmuş ve eğildiğim zaman kalkmak için bayağı bir 5 dakika kendimi zorlamam gerekiyordu. Bu dönem dönem oluyordu. Bu son zamanlarda
Uyurken bile ağrım olmaya başladı. Yani o kaburga kemiklerimin, belimin etrafında olan kaburga kemiklerimdeki olan ağrılarımdan uyurken uyanıyorum. Sağdan sola dönme isteği duyuyorum devamlı. Ama o kadar şiddetli ağrı ki, hani böyle beli ağran bir insan tutulduğu zaman çok zor döner veya kendini zor kaldırır, aynen o şekilde. Veya biraz hani koltuğa böyle televizyon izlerken birazcık fazla kendimi saldıysam kalkmam daha zor oluyor. Bir 5-10 dakika şöyle dikilmek için kendimi zorlamam gerekiyor. Ama bazen de hiç bu ağrıları ben yaşamamışım gibi de 1-2 gün bu ağrılarım geçiyor. Daha önce hiç omurgada hafif düzeyli bir eğrilik var, skolyoz var gibi bir ifade kullanıldı mı size? Hayır, olmadı ama benim baba geçmişimden, rahmetli dedemin zaten şeyi vardı, kamburu vardı. Ben kendimde şunu hissediyorum, şu sırt bölgemde, çünkü kızlarımdan taşıdığım sırt çantalarımdan dolayı sanki birazcık böyle sırtımda şey, kamburluk oluşmaya başlamış gibi hissediyorum. Ama bu tabii ki benim kendi düşüncem. Ama bununla ilgili doktora gitme fırsatım olmadı. Ama size geleceğimi Hayır. çok iyi biliyorum. Şöyle yapacağız. İnşallah eşiniz zaten kontrole gelecek bize. Eşiniz evet. geldiğinde bir bakalım, değerlendirelim. Kuvvetle tamam. muhtemel duruş bozukluğuyla birlikte, adale zayıflığıyla birlikte bir skolyoz ya da kifoz ya da her ikisi birden. Kifoskolyoz diyoruz. Gizli öne doğru eğilmeler ya da Evet. omurgada hafif düzeyli 10-15 derece, çünkü skolyozu siz tespit edemeyebilirsiniz, gözden kaçar. Ama bunlar özellikle oturan kişilerde, masa başında oturan kişilerde, fazla süre oturan kişilerde dönem dönem çok şiddetli, dayanılmaz ağrılara sebep olabilir. Evet. İlk başladığında çok şiddetliydi. Dayanamıyordum ağrısına. Sanki yani kaburga kemiklerimi kırıyorlarmış gibi hissediyordum. Ama ya bu ağrıların şiddeti sizi korkutmasın. Eğer bizim tahmin ettiğimiz gibi ise özel uygulanacak terapilerle, fizik tedavi yöntemleriyle, ki bu konularda da Kemal Bey son derece deneyimli, doğru yapılacak dokunuşlardan çok ama çok fayda görürsünüz. Hiçbir zaman bir daha hiç ağrınız olmayacak diyemeyiz size. Ama Tabii ki. kesinlikle bugünkünden çok çok daha rahatlamış halde hayatınıza devam edersiniz. Ama önce bir bakmak lazım. Hep söylediğimiz gibi önce bir tanısını bir koyalım. Yani ama benim Tabii ön tanım ki. bu. Oldu mu? Çok teşekkür ediyorum. Çok Peki. sağ olun hocam. Rica ederim. Servet Bey'e de çok selamlar. Görüşmek üzere. Sevgiler, Görüşmek saygılar. üzere hocam. Sağ İyi olun. varsınız. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet. Hocamda kızımda duruş bozukluğu var. Ne yap, özellikle boynuna yapmamız lazım. Tabii yaş grubu önemli. Duruş bozukluğu hem olmayan kimse yok. Kimin de hafif düzeyde, kimin de çok ileri düzeyde. Duruş bozukluklarının altında doğumsal bir omurga yapı bozukluğunun olup olmadığı son derece önemli. Öncelikle bunun ayırt edilmesi lazım, onu söyleyelim. Yani duruş bozukluğu eğer öne doğru bir eğilmeyi kastediliyorsa bunun altında bir kifoz dediğimiz omurga eğriliği var mı? Öne doğru eğilme var mı? Bunu tetikleyen işte onkilozan spondilit gibi bir romatizmal hastalık var mı? Bunlar mutlaka araştırılmalı. Çünkü bunlar da son derece önemli. Ya da omurganın bir tarafa doğru eğilmesi şeklinde ise bunu tetikleyen bir skolyoz var mı? Bunlar mutlaka bakılmalı. Evet. Listeme bakıyorum bir taraftan. İstek çok olunca bulmak zor oluyor. Ankara'dan bir dostumuz bağlanıyor şu an yayına. Merhaba hocam, iyi akşamlar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Gayet iyiyim ben de. Öncelikle medeni cesaretiniz için sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Ben teşekkür için. ederim hocam. İsim neydi? Ankara'dan arıyordunuz değil mi? Doğru Ankara'dan söyledim. Arıyorum hocam. Ben Yasemin Erkan. Yasemin Hanım. Nasıl yardımcı olalım? Bir ameliyat geçirdiniz. Evet hocam. 9 ay önce bel fıtığı ameliyatı olmuştum. Evet. Ameliyatımın 8. gününden beri kalçama ve bacağıma vuran ağrılar vardı. MR ve EMG yapıldı. EMG'm normal çıktı ama MR'ımda 7 mm skar dokusu çıktı. Gitmediğim yer kalmadı hocam. Tedavisi yok dediler. 7 yani ağrı milimet... kesici. Şimdi Evet. skar dokusu sevgili dostlar,
ameliyat bölgesindeki iyileşme probleminden kaynaklanan bir yapışıklığı ifade eder. Evet. Sevgili Yasemin Hanım'ın bahsettiği skar dokusu bu. Ama 7 milimetre biraz fazla. Yani 7 milimetre bir skar dokusu açıkçası ilaçlı mı şekilde filminiz? İlaçlı evet hocam ilaçlı. Şekilde? Evet. Yani ona iyi bakmak, iyi değerlendirmek lazım. Çünkü 7 milimetre bu kadar siniri sıkıştıran gerçekten bir skar dokusu mu? Yoksa ameliyat bölgesinde aynı mesafede %5 tekrarlayabilir. Yani 100 evet. hastanın 5 tanesinde bu tekrar söz konusu olabilir. Belki de o bölgede bir nüksünüz var. Yani yeniden bir fıtıklaşma durumu söz konusu. Dolayısıyla iyi bir nörolojik muayene ve gerekirse yeni bir MR'la eski MR'ın karşılaştırılması suretiyle çünkü bir nüks varsa tekrar ameliyat olmanız belki sorunu çözecektir. Ama gerçekten yapışıklıksa onun için de yapılacak bir şeyler var. Yani hiçbir ağrı kalıcı değil diyoruz. Yapılacak bir şey yok ifadesini ben asla kabul etmiyorum. Her zaman, her durumda, her hasta için yapılacak bir şeyler vardır. Yeter ki doğru zamanda doğru işleri doğru şekilde yapalım. Birinin yapamadığını öteki yapabilir. Böyle değerlendirmek lazım. Ekipler bu yüzden var. Ekip çalışması bu yüzden önemli. Fizik tedavi işe yaramaz sizde. Sorununuz bacakta çünkü. Evet hocam. Size muhtemelen ya tekrar ameliyat etmek gerekecek. Yapışıklık dahi olsa o yapışıklıkları açmaya yönelik. Yani oradaki o skar dokusu denilen o görüntü 7 milimetrelik görüntünün ne olduğu. MR'lar ne kadar gelişse de her şeyi göstermiyor maalesef. Evet, ben onun skar olduğunu çok inanmıyorum. Yani evet skar var muhtemelen ama sizin sinirinizde halen bir sıkışıklık var. O sıkışıklık evet hocam bası var diye yazıyor. İşte o basının ortadan kaldırılması lazım. Evet. Onun için de yapılacak olan şey tekrar bir mikro cerrahiyle eksplorasyon diyoruz biz ona. Açıp evet. görmek. Yani bazen tanı amaçlı da biz ameliyata alırız hastaları çok mecbur kaldığımızda. Benzer bir örneğini dün Filiz Hanım izlediniz mi bilmiyorum. Bir hastamızı evet. biz almıştık. Onda da yapmayalım diye çok uğraştık. Radyolojik olarak çok kötü durumda değildi. Ama sonrasında baktık olmuyor. Ameliyat yaptık ve sonuç gördünüz zaten. Evet, o yüzden hocam. Sizi de en yakın zamanda inşallah bekliyoruz İstanbul'a. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Ankara'ya da gelme durumumuz var. Ama şu an tabii ki bu mücbir sebep dolayısıyla yollar ne zaman açılacak, ne olacak ama ileriki dönem içerisinde belli periyotlarla inşallah Ankara'ya da muayenelere geleceğiz. Sizin İnşallah hocam. Herkese de duyuralım. Oldu teşekkür efendim. Ederim. Teşekkür ederim hocam. Peki. İyi günler. Bağlandığınız için ben teşekkür ederim. Geçmiş teşekkür olsun. Ederim. Görüşmek İyi akşamlar. Moralinizi bozmayın. Her zaman yapılacak bir şeyler vardır. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşmek üzere. Evet. Yasemin Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Ankara'ya evet geleceğiz. Keza İzmir için de var projemiz. Ankara ve İzmir'e yeni dönemde artık bu yaz mı olur, yaz bitiminde mi olur? Şu an takvimi belirlememiz çok zor. Normalde söylerdik size mutlaka bunun planı programını yapmış olurduk ama şu anki belirsizliklerden dolayı bir şey söyleyemiyorum. Ya burada amaç nasıl ki bu size duyurusunu yaptığım indirimlerde olduğu gibi gelemeyenlerin biz ayağına gidelim. İnsanların gelmesine vesile olalım. Sizlerle olabildiğince buluşmak. Ne kadar çok sizlerle bizler karşı karşıya gelirsek, bizler ne kadar çok hayatlara dokunursak bu bizi çok mutlu ediyor. Sizlerin memnuniyeti, mutluluğu bizi de mutlu ve memnun ediyor. Bir taraftan bakıyorum sorulara. Bel fıtığı ameliyatsız tedavi edilir mi diye bir soru vardı. Gün içinde sorulan sorulardan. Bu arada ona şey yapalım. Diyarbakır'a zor. İnşallah Ankara'ya geldiğimizde Ankara daha yakındır Diyarbakır'a. Diyarbakır'daki takipçimizi bekleriz. Sevgili dostlar, bel fıtığı aslına bakarsanız zaten ameliyatsız tedavi edilebilen bir hastalıktır. Her zaman söylüyorum. Ama 10 hastanın bir tanesinde de ameliyattan kaçamazsınız. İşte örneklerini gördünüz. Bugün Servet Bey'i gördünüz. İşte dün Filiz Hanım'ı gördünüz. Yeter ki o hastayı doğru seçmek önemli.
Gerçekten ameliyat gerekli. Aslında ameliyat ettiğinizde de neticeler son derece iyi oluyor. Ama onun dışında bel fıtıklarının, özellikle birinci, ikinci ve üçüncü derece fıtıkların önemli bir bölümünü biz zaten ameliyatsız tedavi ediyoruz. Eğer ağrıları varsa belden ya da boyundan yapılan bir takım iğnelerle girişimsel ağrı tedavisi dediğimiz ya da basitçe ağrı tedavisi ya da omurga enjeksiyonları dediğimiz yöntemlerle ağrılarını alıp fizik tedaviyle de bu fıtıkları geriletme şansımız var. Ama üstüne basa basa bir daha söylüyorum, defalarca söyleyeceğiz çünkü en önemli konu bu. Eğer bası çok fazlaysa o zaman bunlarla da bu yöntemlerle de hiçbir şekilde vakit kaybetmeye gerek yok. Migren ağrılarından kurtulmak mümkün mü diye bir soru gelmişti. Her ne kadar bugünkü konumuz olmasa da migren de eminim özellikle şu dönemde çok fazla karşılaştığınız sorunlardan bir tanesi. Ya baş ağrıları özellikle. Migren ağrılarından evet kurtulmak mümkün. Yani tamamen kurtulmak belki mümkün değil ama bu ağrıların şiddetini azaltmak, sıklığını azaltmak ve size verdiği o memnuniyetsizliği azaltmak mümkün. Burada da yani migrenin ve diğer ağrıların, baş ağrılarının önemli bir kısmının tetikleyen faktörlerini iyi bilmek lazım arkadaşlar. Bir kere en belli başlı tetikleyen stres. Stresten kaçmak mümkün mü? Mümkün değil. Yani daha başında yaşayamayacağımıza göre tek başına kalmanın getirdiği stres de var. O zaman ne yapacağız? Stres yönetimini iyi yapmak lazım. Stres yönetimi ile ilgili bir takım programlar yapmak gerekiyor. Sevdiğiniz kişilerle görüşmek gibi, sevdiğiniz aktiviteleri yapmak gibi, kendinize zaman ayırmak gibi, stres yönetimiyle alakalı gerekirse bilişsel davranışsal terapi ya da EMDR gibi göz hareketleriyle yapılan özel psikoterapiler var. Psikiyatrların ve özellikle psikologların yaptığı bir takım yöntemler var ki biz de gerektiğinde kullanıyoruz. Bu tür destekler almak mümkün olabilir. Migreni tetikleyen bir takım kanıtlanmış durumlar var onun dışında, stres dışında. Bir kere uykusuzluk. Uykusuz kalmak migren ağrılarını arttırır. Açlık, aç kalmak arttırır. O zaman nedir? Uykusuz kalmayacaksınız. Uykunuza dikkat edeceksiniz. Aç kalmayacaksınız. Hani derler ya diyetisyenler, az az sık sık besleneceksiniz. Beslenme programınızı ona göre uygulayacaksınız. Onun dışında açlık dedik, uykusuzluk dedik, aşırı gürültü, aşırı ışık. Zaten migren hastası ağrı o atak geldiğinde ne yapar? Hemen bir karanlık odaya gider. Hemen aman iki ses rahatsız eder. Etrafında çocuk varsa uzaklaşmaya çalışır. Televizyon varsa kapatır. Aşırı gürültülü ve aşırı ışıklı ortamlardan uzak durmak. Belirli besinler migren ağrılarını tetikler. Bunların içerisinde kanıtlanmış olanlar özellikle eski kaşar, kafein, işte fazla çay ve kahve tüketimi, şarap, gazlı içecekler, ondan sonra işte kuru yemişler, bu fındık fıstık gibi şeyler. Bunlar bu tür ağrıları her zaman tetikler. Özellikle zaten migren ağrısı yaşayan kişiler bilirler. Yani hangi besinlerin ağrılarını tetiklediği. Bunlardan mutlaka uzak durmak lazım. Dolayısıyla migren tedavisi aslına bakarsanız bir korunma tedavisidir. Migrenle ilgili bir takım cerrahiler vesaireler yapılıyor. Ben çok inanmıyorum o tür cerrahilere ve biz hiçbir şekilde bu tür tedavileri kendi kliniğimizde uygulamıyoruz. Migren koruyucu tedaviyle, sabırlı bir tedaviyle, inançlı, güvenli, güvenerek başlanan bir tedaviyle ve bir takım medikal desteklerle migren gelmesine, ağrıların önlenmesine yönelik kullanılacak bir takım ilaç tedavileriyle tedavi edilebilen bir hastalıktır. En azından tamamen atakları durduramasak bile sıklığını ve şiddetini bugüne kadar hemen hemen azaltmadığımız hiçbir hasta olmadı ve migrenin tedavi edilen bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Ağlayarak evet uyutmaz, çok şiddetli olabilir gerçekten migren atakları, haklısınız.
Onu söyledik, evet. Sağlıklı beslenme ve stresten uzak kalmak tabii ki son derece önemli migren ağrılarının önlenmesinde. Gene gün içinde sorulan sorulardan bir tanesi, bel ağrısı dize vuruyor, fıtık varmış, ne yapılabilir diye bir soru var. Şimdi bel ağrısı mı gerçekten dize vuruyor, yoksa belde ağrı ayrı bir sebepten, dizde ayrı bir sebepten mi var? Burada öncelikle bunu ayırt etmek lazım. Yani bel ağrısı çünkü dize vurabilmesi için üst mesafe bir fıtık olması lazım. 2-3 ya da 3-4 fıtıkları genellikle dize vurur. Ama özellikle 50 yaşından itibaren, hele hele 60'lı yaşlardan itibaren kireçlenme zemininde belde sorunu olan hastalarda genellikle hafif ya da orta düzeyli dizde de zaten kireçlenme gibi bir takım sorunlar ortaya çıkar. Dolayısıyla dizdeki ağrı gerçekten yukarıda beldeki sorundan mı kaynaklanıyor? Öncelikle bunu ayırt etmek lazım. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Peki, bir dostumuzu daha alıyoruz bu arada. Merhaba. Merhaba. Telefonu, evet. Bir saniye. Merhabalar hocam. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Tam mutfağa gitmiştim o sırada aramışsınız. Sağ olun, biz çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? İyiyim, boynumu oynatabiliyorum gördüğünüz gibi. Boynum oynuyor. Evet. Ama sizi tanımıyorlar, bir anlatın isterseniz. Niye böyle söylediğinizle alakalı. Ben uzun seneler boyun ağrısı çekiyordum. Her sabah dönemiyordum. Hiç sağdan sola dönemiyordum. Selin diyorlardı. Döndüğüm zaman kilitlenip kalıyordum. Bir daha dönmüyordu öbür tarafa. Size geldiğim sonra zaman da aynı şekilde robot gibi dönüyordum böyle. Siz ağrı tedavisi uyguladınız. Sağ olun bana. Kemal Bey'in yardımlarıyla birlikte. Şu anda normal hayatıma döndüm. Artık sabahları ağrısız uyanıyorum. Gece süper. Uyurken dönemiyordum sağdan sola. Hani önce kafamı çeviriyordum, sonra vücudumu çeviriyordum. Şimdi normal bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Ara sıra stres olduğu zaman onu anlıyorum artık. Fıtığın ağrısıyla kas ağrısı çok farklı çünkü. Fıtık varken dediğim gibi takılıp kalıyordum, dönmüyordu bir daha. Ama şimdi şimdi bu korona muhabbetinden dolayı biraz stres yaptım, evdeyim. Şey yapıyorum, kas ağrısı oluyor. Onda işte yoga, aerobik falan. Böyle kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Peki, yani. Selin Hanım şunu soracağım size. İstanbul'daydınız değil mi siz? İstanbul'da evet, yaşıyordunuz. Evet, evet. Bize gelmeden önce kaç senedir boyunla ilgili bu kadar ciddi bir sorununuz vardı? Yani size şöyle söyleyeyim. 5-6 sene rahat, ben her sene bu sıkıntıyı çekiyordum. En son işte ufak bir ağır kaldırdım. Ondan sonra kış ayıydı o. Fizik tedavi oldum. Ağrı kesici, iğneler falan. Ancak boyun böyle kalmıştı ya. Şu şekil olmuştu ama dönemiyordum kesinlikle. Peki biz size ne zaman ağrı tedavisi yaptık? Yani boyundan nasıl bir tedavi olduğunuz onu bir anlatırsanız. Boyundan... Ağrı tedavisinin ne olduğunu bilmiyorlar çünkü. Gerçekten çok korkmuştum. Sonuçta omuriliğe olan bir şey falan diye. Ama sayenizde hiçbir şey hissetmedim. Hani iğne, omuriliğe bir iğne yapıldı. Siz yapmıştınız. Ondan sonra, cihaz altında. Röntgen, skopi dediğimiz bir röntgen cihazı altında yaptık. Evet. Sonra bir ay kadar boyunlukla gezdim. Çünkü boyun düzleşmesi de vardı bayağı bir derecede bende. Boyunlukla gezdim. Ondan sonra fizik tedaviye başladık. Fizik tedaviyle birlikte ağrılarım zaten yavaş yavaş yok olmaya başladı. Hatta şöyle bir şey oluyordu. Kemal Bey'e söylüyordum. Takır tukur sesler geliyor boynumdan diyordum. Uzun süre hareket ettirmemişim ya. Sonra hareket ettirince katır kutur böyle sesler geliyordu. Şimdi onlardan da zaten kurtuldum dediğim gibi. Ama bir de şöyle bir şey var. Ameliyat oldum. Kurtuldum, artık her şeyi yapabilirim diye düşünmesin insanlar. Birazcık kendi doktorları da kendileri olsunlar. Hani evet. Ameliyat oldu,
Ama ondan sonra da dikkat etsinler. Yani o zaman yaptıkları hatayı bir daha yapmasınlar. Mesela şimdi ben cam silerken bile veya ağır bir şey kaldıracağım zaman hiç kusura bakmayın diyorum, ben dokunmam. Hani şey yapmam, bir daha kendimi o acıları çektirmem, sakatlayamam diyorum. Yani yanında bilinçli olmak aslına bakarsanız. Aynen öyle. Yani bilinçli olmak. Spor kullanmıştık kendimizi biraz. Her şeyi atlıyorsun, ben yaparım, ben ederim falan. Artık öyle bir şey yok. İnsanlar da kendilerini böyle biraz kendi doktorları kendi olsun diyorum. Ama gerçekten hani öyle böyle değil. Ağrı tedavisi çok başarılı. Yani gezmediğim doktor kalmadı. Devlet hastanesi. Şunu merak ediyorum. Tam hatırlayamadım çünkü. Genelde bizim ağrı tedavisi yaptığımız hastaların önemli bir kısmına başka merkezlerde ameliyat öneriliyor. Ameliyat olması öneriliyor. Size böyle bir şey önerilmiş miydi daha evveliyatında gittiğiniz herhangi bir yerde? Ya şimdi ben o doktorları da kötüleyemem. Hani şeydi ama sürekli bana ağrı kesici, kas gevşetici veriyorlar. Hani tamam fıtığın var ama fizik tedavi işte yönlendiriyorlardı. Bir ay, 20 gün. Şimdi burada tabii ki ben özellikle kendi meslektaşlarım Türkiye'nin ne kadar kaliteli doktorlara sahip olduğunu zaten şu süreç gösterdi. Bizim sıkıntımız yaklaşımla alakalı. Amerikalıların bir tabiri var. Derler ki elinizde bir çekiç varsa etraftaki her şeyi çivi gibi görürsünüz. Cerrah bir hastaya baktığında cerrah gözüyle bakıyor. Ve olabildiğince onun eğitimi ameliyat olduğu için ameliyatla çözme tarafında. Evet, çok güzel ameliyatlar yapıyor ama şimdi sizin durumunuzdaki hastalar size söylenmemiş muhtemelen ama sizin durumunuzdaki pek çok hastaya maalesef ameliyat öneriliyor ve ameliyatlar yapılıyor ve sonuçta da hastalar yeterli mutluluğa erişmiyorlar. Ameliyatların bu tür hastalara saklanması lazım. Mesela size biz sadece fizik tedavi önermiş olsaydık o da yeterli gelmeyecekti. Gelmedi yani zaten. Bir de şöyle bir şey var Kenan Bey. Buyurun. Sizin uyguladığınız fizik tedavi, normalde ben gidiyordum ya böyle sıcak torba basıyorlardı. Ondan sonra işte elektro cihazlarla böyle masaj yapılıyordu. Sıcak basıyorlar ya, dışarıya çıktığın zaman kendini çok iyi kollaman gerekiyordu. Çünkü sıcak soğuğa çıktığın an tekrar tutuluyordu. Bir de öyle bir şey vardı. Şimdi sıcak öyle bir şey. Evet. Ya biz bir spa merkezi değiliz. Biz bir terapi merkeziyiz. Dolayısıyla fizik tedavide de teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Ama bu teknolojiyi kullanmak da sonuç itibariyle bu teknolojik aletlerin doğru kişiler tarafından, çünkü tıptaki en önemli kurallardan bir tanesi hastalık yoktur, hasta vardır. Yani Selin Hanım'a uyguladığımız terapiyle Ayşe Hanım'a uyguladığımız tedavi aynı olmaz. Aynen öyle. Yani o yüzden son derece farklılıklar gösteriyor. Öyle bir fizik tedavi ilk defa gördüm. Hani senelerdir oluyordum. Ben daha önceden bel fıtığından da rahatsızlanmıştım. Ama dediğim gibi onu sporla falan şey yaptım. Geçti o bel fıtığı. Belki vardır ama şu an beni rahatsız edecek derecede değil. Sürekli hareket içinde olduğum için. Ama şey dediğim gibi öyle bir fizik tedavi Kemal Bey'e koyduğu zaman o aletlerin nerede ağrı var, nasıl, ne kadar vermesi gerekiyor hepsini tamamen biliyordu. Kemal hani, Bey'e de selam olsun. Aleyküm selam. Çok selam söyledi. Mesleğinde en iyilerden bir tanesi. Biz de çok şanslıyız. Onunla birlikte çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için, medeni cesaretiniz için. İnşallah kliniğimiz açıldıktan sonra gelin bir kontrol edelim sizi. Olur i̇nşallah, mu? İnşallah. Görüşmek çok sağ olun. Üzere. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, sağ olun. Selamlar. Evet, Selin Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Ben son kez duyuruyu bir tekrar etmek istiyorum. Ve sonra da bugünlük huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum inşallah. Yani gördüğünüz gibi aslında omurga sorunlarını çözmek o kadar problem değil. Yani 3000 bilimlerle bir denklemle uğraşmıyoruz. Elimizde bir tedavi sepetimiz var. Önemli olan bu sepetin içerisinde kişiye özel doğru tedavileri, bu bir tedavi de olabilir. Selin Hanım'da olduğu gibi farklı tedavilerin karışımı da olabilir. Kişiye özel tedavi programını belirleyip bu tedaviyi başarıyla uygulamak. Bunu uyguladığınızda eğer hasta da size inanıyorsa, hasta da size güveniyorsa, bu tedaviye, kendi tedavisine
katılıyorsa her aşamasında aynı Selin Hanım'da olduğu gibi o zaman mutlu olmamak inanın bana mümkün değil. Omurga sorunlarında mutsuz bir hasta bir takım problemlerden kaynaklanıyor. Zaten nelerden olduğunu hep defalarca söylüyoruz. Evet, günün başında yaptığım duyuruyu yarın sosyal medyada paylaşacağım ilanla birlikte bir kere daha yapmak istiyorum sevgili dostlar. Ve ondan sonra da bugünlük huzurlarınızdan ayrılacağım inşallah. Operatör Doktor Kerem Bıkmaz ve İNKA'dan koronaya karşı sağlık dayanışması diyoruz. Covid-19 savaşında gösterdiğimiz dayanışma ve ekip ruhunu yeni hayat düzeninde her sektörde sorunların çözümüne de taşınması gerektiğine inanıyorum. Bu çerçevede ilerleyen, çözümü ertelenen ve yeni başlayan tüm omurga sorunlarınız ve ağrılarınızı çözmeyi hedefleyerek kliniğimizin yeniden açılış tarihi olan 1 Haziran Pazartesi gününe kadar alınan tüm randevularda muayene ve tanısal işlemlerde %40, tedavide ki cerrahi tedavi en kapsamlı cerrahi tedaviler de bunun içindedir. %25 indirim uygulayacağız. Detaylı bilgi ve randevu için 0-212-219-35-35, 0-530-915-69-68 numaraları yarından itibaren arayabilirsiniz. Sınırlı sayıda gün, sınırlı sayıda hasta üstünden yapılacak. Maalesef eskiden biz günde 20-25 hasta hatta 30 hastaya çıktığımız günler oluyordu. Yeni dönemde bu şekil olmayacak. Olması gerektiği gibi muayene aralarını uzatacağız ve muayene sayılarını da gün içerisinde sınırlandırılacağız. Bir takım başka sınırlamalar olacak. Bütün tedbirler alınarak yeteri kadar ertelendi çünkü bir takım problemler. Omurga problemleri ciddi problemlerdir. O sorunumuz sadece ağrı değil, ağrı bir uyarı unutmayın. Evet, COVID-19 da önemli bir problem ama inşallah az bir süre kaldı. Bu arada tedbirleri bırakmamayı bir daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen tedbirlere karşı daha dikkatli olalım. Her şey bitmedi henüz ama yavaş yavaş normal hayata da dönme zamanı geldi diyorum. Herkes kendisine çok dikkat etsin. Ağrısız bir hafta olsun. Ağrısız günler olsun. Cuma günü hiçbir acı kalıcı değil. Saat 23. Konumuz dostluk ve vefa. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.